Herkese merhaba. Osmanlı Devlet yönetiminden bahsedeceğiz. Osmanlı Devleti'nde devlet işlerinin görüşüldüğü yere divan ya da divan-ı humayun isim verilmiştir. Evet, divan teşkilatı ilk kez Osmanlı'nın ikinci padişahı olan ama birçok alanda ilklerin yapıldığı Orhan Bey döneminde kurulmuştu. Divan teşkilatını günümüzdeki bakanlar kuruluna benzetebiliriz. Örneğin Türkiye'de Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı'na ülke yönetmekte Milli Eğitim Bakanı, Sağlık Bakanı, Adalet Bakanı, Maliye Bakanı gibi yetkililer görev almaktadır. Evet, divan üyeleri de padişah ile birlikte ülkeyi yönetmektedir. Evet, zaman içerisinde ülkenin büyüyüp gelişmesiyle birlikte divan üyelerinin sayısı da artmıştır. Divanda alınan kararlar ancak padişahın onaylamasıyla yürürlüğe girer de. Bakın burada şöyle bir özellik var. Divan günümüzdeki TBMM gibi değil. Yani divandaki kararların yürürlüğe girebilmesi için mutlaka padişahın onaylaması gerekiyor. Dolayısıyla divan bir danışma meclisi niteliğindedir. Evet, divanın üyelerine bakarsak padişahtan sonraki en yetkili üye Vezir-i Azam'dır. Zamanla sadrazam olarak adlandırılmıştır. Evet, örneğin başbakan. Yani şu an Kırgızistan'da başbakanlık sistemi var ama Türkiye'de kalktı. Evet, günümüzdeki en önemli karşılığı başbakandır. Padişahın vekili ya da yardımcısıdır. Yani padişahtan sonra iki numaralı yetkili olan kişidir. Padişahın mührünü taşır. Padişah sefere çıkmadığı zaman orduya komutanlık yapar. Divanın ikinci bir üyesi defterdardır. Defterdar devletin mali yani devletin ekonomik işlerinden sorumlu olan üyedir. Devletin tüm gelir ve gider işlerinin hesabını tutar. Evet, günümüzde Maliye Bakanına benzetilmektedir. Bir diğer yetkilinin ismi nişancıdır. Nişancının üç önemli görevi var. Bir, divanda alınan kararlara padişahın tuğrasını yani imzasını çeker. İki, fethedilen toprakların tapu kaydını yapar. Evet, ve üçüncü olarak bir özelliği var. Yabancı devletlerle yazışmalar yapar. Yani bakın bir nevi Dışişleri Bakanlığı yaptığı gibi yapıyor. Tabii zamanla divana yeni üyeler katılacak. Görev ve yetkilerde bazı değişimler yaşanacak. Bir diğer divan yetkilisi kazasker'dir. Kazasker divana gelen büyük davalara bakar. Yani divan-ı humayun aynı zamanda en üst düzey mahkeme gibi düşünebilirsiniz. Buradaki davaların baş hakimi kazasker'dir. Kadı yani mahkemelerde görev yapan hakimlerin atamasını yapıyor. Evet, bir diğer görevi ise müderris. Yani müderris dediğimiz üniversite hocalarıydı. Medres hocaların atamasını yapıyor. Dikkat ederseniz Kazasker'in eğitim ve adalet. Bakın kadıların atamasını yapması ve büyük davalara bakması adalet görevi. Müderrislerin atamasını yapması ise eğitimle ilgili görevidir. Yani günümüzdeki Milli Eğitim Bakanı ve Adalet Bakanı'nın görevlerini üstlenmektedir. Evet, divandaki bir diğer yetkili Şeyhülislam'dır. Divanda alınan kararların İslam dinine uygun olup olmadığı Şeyhülislam tarafından kontrol edilmekte ve en son Şeyhülislam tarafından onaylanmaktadır. Evet, ünitemizin ikinci konusuyla birlikteyiz. İnsan yaşat ki devlet yaşasın. Osmanlı Devleti'nin güçlenip büyümesinde fetih siyaseti oldukça etkili olmuştur. Çünkü Osmanlı Devleti üç kıtada hüküm sürüyor. Farklı dinden, farklı milletten insanları yönetiyor. Peki bunu nasıl başarıyor? Bir, gaza ve cihat politikası. İki, istimalat politikası. Üç, millet sistemi. Bu sistemlere bakalım. Evet, öncelikle fetih ve gazaya bakalım. Bakın Müslümanlar İslam'ın olmadığı yerlere İslam dinini ulaştırmak için seferlere çıkıyorlar. Karşılarında düşman orduları savaşa başlamadan önce onlara diyorlar ki gelin İslam dinini kabul edin. Allah tek ilah olduğunu kabul edin diyorlar. Eğer siz Allah'a inanır ve Müslüman olursanız bizim kardeşimiz olursunuz. Biz sizinle savaş yapmayız diyorlar. Bu kabul edilmezse onlarla savaş yapılıyor ve savaş sadece savaş meydanında yapılıyor. Evet, savaş meydanından sonra kesinlikle sivil insanlara hiçbir zarar verilmiyor. İslam dini yaymak için yapılan bu savaşlara gaza ve cihat denmektedir. Evet, ikinci bir şey istimalat politikasından bahsetmiştik. Osmanlı Devleti fethettiği topraklarda
Halkın dinine, gelenek göreneklerine, adetlerine, yaşam biçimlerine hiçbir şekilde müdahale etmiyor. Onlara hoşgörüyle davranıyor. Bu sayede gayrimüslim yani Müslüman olmayanlar Osmanlı Devleti'ne bağlı kalıyorlar. Örneğin Fetret dönemini hatırlarsanız, Fetret döneminde bazı Anadolu beylikleri Osmanlı'dan ayrılırken kesinlikle Balkanlar'da yaşayan hiçbir Hristiyan millet Osmanlı'dan ayrılmıyor. Çünkü Osmanlı'da müthiş bir adalet ve refah seviyesine ulaşıyorlar. Evet, Osmanlı Devleti'nde toplum ırk esasına göre değil, din esasına göre şekillenmiş. Bu sisteme de millet sistemi denmektedir. Evet, toplumu Osmanlı'yı kuran, oluşturan Müslümanlar ama fethedilen yerde bir de Müslüman olmayan yani gayrimüslim vatandaşlar var. Örneğin Bulgaristan'ı ele geçirdiniz, Yunanistan'ı ele geçirdiniz, Romanya'yı ele geçirdiniz. O insanlara bakın ne yapıyorsunuz? Kendi yöneticilerini seçme hakkı tanıyorsunuz. Kendi okullarını açma, kendi ibadet yerlerine sahip olma hakkı tanıyorsunuz. Dolayısıyla Osmanlı ondan özgürlüğünü almadığı için onları çok rahat bir şekilde uzun süre yönetiyorlar. Yani onların Osmanlı'ya karşı bir mücadele etme seçeneği ortadan kaldırılmış oluyor. Evet, Osmanlı Devleti'nde fetihlerin kalıcı olmasında etkili olan gruplarımız var. Bakın bunlara ne diyoruz? 1. Abdalanurum, Rum, 2. Ahiyanurum, 3. Bağcıyanurum, 4. Gazianurum. Evet, bakın bunlar abdallar. Abdallar gönül insanlarıdır. Yani dervişlerdir. Ordu bir yere sefere çıkmadan yıllar önce onlar Hristiyan ülkelere giderler. Orada İslam'ın güzelliklerini en güzel şekilde anlatırlar ve halkın gönlünü yani halkı İslam'a sındırırlar. İkinci bir grubumuz Ahiyanurum. Biliyorsunuz ahiler esnaf teşkilatıydı. Sadece üretimle ilgilenmiyorlar. Aynı zamanda toplumun belli ahlaki değerle yetişmesini sağlıyorlar. Güçlü bir toplum yapısı, güçlü bir Osmanlı Devleti anlamına geliyor. Bağcıyanurum kadınların kurmuş olduğu bir teşkilat idi. Ahilin kurucusu olan Ahi Evran'ın karısı Fatma Baş tarafından kurulmuştu. Anadolu kadınlarını organize ediyor. Gerektiğinde savaşa destek veriyor. Gerektiğinde ise bakın küçük ya da büyük her türlü görevi üstleniyorlar idi. Evet, bir diğer grubumuz Gazianurum yani gazilerden oluşuyor. Onlar da canlarını ortaya koyarak düşmanla mücadele ediyor. Yani fetih, gaza ve cihatta bulunarak gönüllü bir şekilde ülkelerine katkı sağlıyorlar idi. Evet çocuklar, şimdi en önemli konuya geçiyoruz. İstanbul'un fethinden bahsedeceğiz. Bir tarafta Osmanlı Devleti, bir tarafta Bizans Devleti. Osmanlı Devleti'nin başında 2. Mehmet, yani fetihten sonra Fatih Sultan Mehmet ismini alacak. Bizans'ın başında ise Konstantin, 11. Konstantin imiş. Hatırlarsanız Osmanlı Devleti Yıldırım Beyazıt döneminde İstanbul'u 2 kez, daha sonra da Fatih'in babası 2. Murat yine İstanbul'u kuşatıyor ama bunlar maalesef alınması başarılamıyor idi. Evet, İstanbul'u niçin alamıyoruz? Bakın İstanbul'un bulunduğu yer deniz kenarı. Deniz kenarı olduğu için tabii bu ona denizlerden ulaşılmayı zorlaştırıyor. İkinci bir şey, bakın hem burada görüyorsunuz surları hem de burada daha yakından görüyorsunuz. İstanbul'u çevreleyen surlar 3 aşamadan oluşuyor. Şu en önde görmüş olduğunuz küçük surlar, bakın orta sur ve en büyük sur. Bu surların arası çamur havuzlarıyla dolu. Yani siz birinci hedefi geçtikten sonra çamur havuzu, geçmeyi başarırsan ikinci bir sur, yine çamur havuzu. Geçmeyi başarırsan üçüncü ve en büyük sur. Tabii bu durumda yüzyıllarca İstanbul'un başka bir ülkenin eline geçmesini engelliyor ve günümüzde hala önemli bir kısmı ayaktadır. Bizans'ın elinde sırrı çözülemeyen bir silah var. Buna Guvejuva ya da Rum ateşi deniyor. Suya attığınız zaman da yine belirli bir miktar suyun içerisinde yanıyor. O dönemin gemilerini düşünürseniz gemiler ağaçtan yapılıyor. Dolayısıyla ateşin içinden geçme şansları yok. Bu da Bizans'a bir koruma kalkanı sağlıyor. Evet, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u almayı o kadar çok istiyor ki ya ben İstanbul'u alacağım ya İstanbul beni diye evet bir sözü bulunmaktadır. Yani ya İstanbul'u alacağım ya da bu uğurda öleceğim, deli olacağım diyor. Evet, fethin sebeplerine bakalım. Bakın Osmanlı'nın Anadolu'da ve Balkanlar'da toprakları var. Bizans sadece İstanbul'da çok sıkışık bir alan kısılmış kalmış. Evet, niçin İstanbul'u almak istiyoruz? Bunun sebeplerine bakalım. Evet, Bizans Osmanlı toprak bütünlüğünü bozmaktadır.
Bu ve Osmanlı güvenliğini tehdit etmektedir. Yine her sıkıştığında Avrupa devletlerinden yardım istemekte. Hatırlarsanız Sırp Sındığı Savaşı, Niğbolu Savaşı, Birinci Kosova Savaşı, Varna Savaşı ve İkinci Kosova Savaşı, bunların hepsi Haçlıların Bizans'a yardım etmek amacıyla ve Türkleri Balkanlardan çıkarmak amacıyla Osmanlı üzerine yapmış olduğu seferler idi. Evet, başka bir nedenimiz Bizans devleti varlığını devam ettirmek için Anadolu'da yaşayan Türk beyliklerini ve Osmanlı'nın şehzadelerini yani padişahın hükümdar olamayan diğer çocuklarını Osmanlı devlet yönetimine karşı kışkırtıyordu. Bu tabii bu durum Osmanlı devletinde karışıklığın çıkmasına neden oluyor idi. Evet, bakın başka bir nedenimiz Karadeniz görüyorsunuz, Boğazlar ve Akdeniz. İpek yolunun bir bölümü şu gördüğünüz Kırım günümüzde Ukrayna elindedir ama Rusya'nın işgali altındadır. Bakın Kırım'dan Boğazlardan geçip Akdeniz'e giden Karadeniz Ticaret Yolu, diğer bir ismi İpek Yolu var. Osmanlı bu yolun kontrolünü ele geçirmek istiyor. Bu da yine fethin sebeplerinden bir evet, bir diğer nedenimiz Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in İstanbul'la ilgili bir sözü var. Tabi o zamanlar için İstanbul yerine Konstantiniye, Bizans'ın vermiş olduğu isim. Konstantiniye elbette fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel asker diye bir sözü vardır. Birçok Müslüman komutan da bu sözün gereği İstanbul'u fethetmeyi amaçlamıştı. Evet, İstanbul daha önce birçok kez kuşatılıyor ancak alınamıyor. O yüzden Fatih Sultan Mehmet çok önemli hazırlıklar yapılacak. Bakın birinci hazırlığımız Edirne tarafına bir ordu gönderiyoruz. Çünkü Balkanlardan ya da Avrupa'dan Bizans'a bir ordu yani yardım gelebilir. Amaç bu yardımı engellemek. Böyle bir yardım gelirse bu ordu o yardıma müdahale edilecek. Ve Fatih Sultan Mehmet İstanbul kuşatmasını kaldırmak zorunda kalmayacak. Evet, ikinci bir nedenimiz. Bakın orada İstanbul Boğazı'nı görmektesiniz. Hatırlarsanız Yıldırım Beyazıt İstanbul Boğazı'na Anadolu Hisarı'nı yaptırmıştı. Şimdi Fatih Sultan Mehmet Anadolu Hisarı'nın karşısına Rumeli Hisarı yani ikinci bir kale yaptırıyor. Bakın iki tane kale tam karşı karşıyadır. Boğazın en dar yerindedir. Amaç deniz yoluyla Bizans'a gelecek yardımları engellemektir. Ve nasıl engelleyeceğiz? Burada çok büyük toplar var. Topları ateşleyeceğiz ve gemilerin Bizans'a ulaşmasını engelleyeceğiz. Evet, bakalım. Fatih Sultan Mehmet'in yaptığı şeylerden bir tanesi. Bakın burada Osmanlı savaş gemilerini görüyorsunuz. Çok sayıda savaş gemisi hazırlanarak İstanbul'un denizden kuşatılması amaçlanmıştır. Evet, bakın bu tam 400 gemiden oluşuyor. İçinde 20 bin tane asker var. Fethi için yapılan en önemli faaliyetlerden bir tanesi de bu görmüş olduğunuz dönemin en güçlü toplarıdır. Bu topların ismi Şahi toplarıdır. Bu toplarla surlara ateş edeceğiz. Bakın bu görmüş olduğunuz geçilmez denen surlara ateş edeceğiz. Bu surların yıkılması amaçlanmıştır. Evet, bir diğer amacımız yine surlarla alakalı. Burada tekerlekli kuleleri görüyorsunuz. Yani yürüyebilen kuleler. Surlara yaklaşınca bu kuleleri tırmanıyoruz. Amaç surlara tırmanmak. Yine bu da fethi için yapılan hazırlıklardan bir diğeridir. Evet, peki Bizans devletinin yaptığı hazırlıklara bakalım. Bizans koruyan en önemli şey onun surlarıdır. Bunu bir kaplumbağanın kabuğu gibi düşünebilirsiniz. Herhangi bir tehlike geldiği zaman kabuğun içerisine çekilir. Evet, Bizans'ı koruyan çok sağlam surlar var. Bizans da bu surların içine çekilerek kendini korumayı amaçlamaktadır. Surları tamir ettiriyor ilk olarak. Evet, bir diğer şey Bizans'ın en önemli güvenlik önlemlerinin bir tanesi bakın. Şurada İstanbul Boğazı'nın içerisinde bir girinti var bakın. Bir su girintisi var. Denizin bir bölümü var. Buraya Haliç deniyor. Haliç İstanbul'un kalbini oluşturuyor. Osmanlı kuvvetleri buraya girdiği zaman İstanbul fetholunacak. Bunu engellemek için Bizans Haliç'in ağzına büyük bir zincir çekiyor. Osmanlı gemilerinin Haliç'e girişini engelliyor. Bakın bu zinciri görmektesiniz. Evet, Bizans Hristiyan Avrupa'dan yardım istiyor. Zaten Bizans'ın elinde kalan bakın çok küçük bir İstanbul'un çok küçük bir alanı ve şurada yine
Venedik ve Ceneviz yani İtalyan ticaretle uğraşan insanlar var. Çok küçük bir alan ancak onların elinde kalmış. Şimdi çocuklar İstanbul yaklaşık 54 günde fethi olacak. Yani bir gün, 2 gün, 3 gün, 4 gün, 5 gün günler uzuyor, uzuyor, uzuyor ama İstanbul bir türlü ele geçiremiyor. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet yeni bir fikir, yeni bir plan yapmak zorunda kalacak. Bakın burada gemileri görüyorsunuz. Gemilere dikkat ederseniz karadan giden gemiler. Bu insanüstü bir faaliyet. Evet, insan gücü ve hayvan gücüyle öncelikle bir karayolu gibi. Tabii o zamanlar karayolu yok. Ağaçlar kesilmiş, ağaçlar düz bir şekilde aynı yol gibi yere serilmiş, üzeri yağlanmış ve gemiler bakın denizin bir yerinden Haliç'e. Çünkü biz Haliç'e zincir olduğu için giremiyoruz. İnsan ve hayvan gücüyle gemileri çekip Haliç'e girilmesi amaçlanıyor. Evet, şimdi şuradan da onu göstereceğiz. Bakın gemilerin bulunduğu yer burada. Şu gördüğünüz kısımda buraya kızaklar döşeniyor ve gemiler buradan Haliç'e girecek. Tabii kızakların hazırlanması önceden yapılıyor ve gemiler bir gece yarısı buradan çekiliyor. Sabaha karşı gemiler buradan Haliç'e girmeyi başarıyor. Bizans uyandığı zaman bir de bakıyor ki Osmanlı gemileri Haliç'e girmiş. Tabii onlar zincirin aşıldığını zannediyor. Bakıyorlar ki zincir yerinde. Evet, daha sonra anlaşılacak ki Osmanlı gemileri karadan yürütmüş. Ve bakın artık fetihte yavaş yavaş başarıya ulaşıyoruz. Surlar yıkılmış. Osmanlı askerleri surlardan içeriye kadar girmişler. Evet, surlara ilk bayrağı diken Ulubatlı Hasan'ı görmektesiniz. Evet çocuklar, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmeyi başarıyor. Şimdi İstanbul'un fethinin sonuçlarına bakalım. Bu sonuçları hem Türkiye açısından hem de dünya açısından bakacağız. Evet, öncelikle bizim açımızdan bakarsak artık ülkenin yeni ve son başkenti İstanbul oluyor. Hatırlarsanız Bursa, daha sonra Edirne, şimdi de İstanbul ülkenin yeni başkenti oldu. Bizans'a son vererek Osmanlı toprak bütünlüğünü sağladık. Karadeniz ticaret yolu Osmanlı'nın eline geçti. Evet, Osmanlı'nın İslam dünyasındaki itibarı arttı. İkinci Mehmet'e Fatih dendi. Fatih'in kelime anlamı fetheden. Evet, Fatih sanatı söylüyoruz. İsminin kelime anlamı fetheden anlamına geliyor. Artık bundan sonra Fatih Sultan Mehmet olarak anılacak. Osmanlı'da kuruluş dönemi bitiyor. Yükselme dönemi başlıyor. Bakın burada bazı sorularımız var. Ekonomik demiş. Hangisi ekonomiktir? Karadeniz ticaret yolunun ele geçirilmesi ekonomik bir sonuçtur. Siyasi demiş. Örneğin Osmanlı toprak bütünlüğünün sağlanması siyasi bir sonuçtur. Evet. Şimdi İstanbul'un fethinin dünya açısından sonuçlarına bakarsak, evet, yüzlerce yıldır var olan Bizans devleti artık son buldu. Orta çağ sona erdi, yeni çağ başladı. Ticaret yolları büyük oranda Osmanlı devletinin kontrolüne geçti. Bizans'tan yani bazı Bizanslı bilim adamları İstanbul'dan ayrılıyor, İtalya'ya gidiyorlar. İtalya'da ilerleyen zamanlarda Rönesans diye bir akımın başlamasını sağlayacak. Özellikle İstanbul'un fethinde surların yıkılması, Avrupa'da feodalite ya da derebeylik denen rejimlerin yıkılmasına, krallık yönetimlerinin güçlenmesine neden olacak. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethinden sonra fetihlerine devam ediyor. Bu defa bakın Ege Denizi var. Tabii o dönemler için aslında Ege Denizi'nin çocuklar gerçek ismi Adalar Denizi'dir. Bunu unutmayın. Adalar Denizi. Buradaki Limni, Eğriboz, Midilli, Gökçeada gibi birçok ada Osmanlı Devleti'nin eline geçmiştir. Evet, Osmanlı Devleti denizlerde oldukça güçleniyor. Fatih Sultan Mehmet ikinci bir seferi Karadeniz üzerine yapıyor. Bakın İstanbul'dan ilk olarak Amasra, daha sonra Sinop, daha sonra Trabzon. Burada Trabzon Rum Devleti diye Hristiyan bir devlet var. Buna son veriyor. Ve bakın daha sonra Kırım, bir Türk vatanı olan Kırım. Evet, içinizde de yine Kırım Türk olan arkadaşlarınız var. Evet, Kırım fetholunuyor. Böylece Karadeniz bir Türk yurdu haline getiriliyor. Çocuklar bu ifadeyi güzel anlayalım. Karadeniz Türk gölü demek. Karadeniz bir göl mü? Hayır. Etrafının tamamen Osmanlı ile çevrildiği için bir Türk gölü olarak adlandırılmaktadır. Evet, şimdi Fatih'in yeni bir fethine geçeceğiz. Karadeniz fethinden sonra. Evet. Şöyle yapalım. Fatih Sultan Mehmet Karadeniz fethinden sonra Balkanlara yönelecek. Bakın Balkanlardaki örneğin burada Sırbistan var. Bu gördüğünüz Sırbistan. Daha sonra Bosna Hersek. Şu gördüğünüz Efrat ve Boğdan gibi yerleri fethedecek.
Yani ülke denizlerde, doğuda, batıda, İslam'ın fethi dışında birçok fetih kazandırmış olacak. Örneğin son bir şey söyleyeyim çocuklar. Fatih Sultan Mehmet Bosna'yı fethettiğinde Bosna'da yaşayanlar Hristiyanlar. Fatih buraya ziyarette bulunacak ve Bosna'ya gitmeden önce Boşnak dilini öğrenecek. Bakın Bosnalıların konuştuğu dili öğrenecek. Onlara kendi dillerine hitap edecek. Ve bu Bosna'da yaşayan insanların İslam'ı seçmesinde çok ciddi bir etkiye sahip olacak. Hepinize iyi günler diliyorum.